Liverpool Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, dünyanın manyetik alanının 200 milyon yılda bir gücünü kaybettiğini ortaya koydu. Bu manyetik alan, gezegenimizi güneş patlamalarından korumakta. Liverpool Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir araştırmanın bulguları, dünyanın manyetik alanının gücünün yaklaşık 200 milyon yıllık uzun döngüsüne dair daha fazla kanıtlara ulaşılmasını sağladı. Araştırmacılar, jeomanyetik alanın gücünü ölçmek için Doğu İskoçya'da bulunan, antik lav akıntılarından alınan kayaç numuneleri üzerinde, termal ve mikrodalga düzeyde paleomanyetik analizler gerçekleştirdiler. Çalışma, yaklaşık son 80 yılda toplanan, 200 ila 500 milyon yıl öncesine dayanan numunelere ait tüm ölçümlerin güvenilirliğini de analiz etti. Çalışma sonucunda, 332 ila 416 milyon yıl önce, bu kayalardaki jeomanyetik alanın gücünün, bugünkünün dörtte birinden daha az olduğu ve, yaklaşık 120 milyon yıl önce başlayan ve manyetik alanın düşük güçte olduğu, bir döneme benzer güçte olduğu sonucuna varıldı. Araştırmacılar bu dönemi The Mid-Paleozoic Dipole Low olarak adlandırdılar. Proceedings of the National Academy of Sciences'da yayınlanan araştırma, dünyanın manyetik alanının gücünün döngüsel olduğu ve her 200 milyon yılda bir zayıfladığı teorisini desteklemekte ki bu teori, 2012 yılında Liverpool'da gerçekleştirilen bir araştırmayla ortaya atılmıştı. 2012 yılında 300 milyon yıl öncesine ait, alan gücüne dair güvenilir veriler az olduğu için, bu yeni çalışma önemli bir zaman boşluğunu dolduruyor. Dünyanın manyetik alanının, gezegenimizi ölümcül güneş radyasyonu patlamalarından korumak gibi, çok hayati bir önemi var. Bu alan hem zaman hem de uzayda güç ve yön açısından, tamamen sabit bir durumda değil ve önemli etkiler sonucunda, kendini tersine çevirme yeteneğine sahip.